Hoş bulduk. İyi akşamlar. Sevgiler, saygılar herkese. Bizden de size iyi akşamlar. Gündemi konuşacağız birlikte. Tabii gündem Fenerbahçe'de seçim hafta sonu. Fenerbahçe başkanını seçecek. Bir tarafta mevcut başkan Ali Koç, diğer tarafta Aziz Yıldırım. Bakalım iki isimden hangisi başkan olacak? Bu döneme kadar iki başkan adayından da vaatleri dinledik. Ali Koç mevcut başkan ve başkan adayı elini çabuk tutup Mourinho teknik direktör tercihini yaptı ve takımın başına geçirdi. Diğer tarafta Aziz Yıldırım'ın açıklamaları ve transfere dair ve geleceğe dair vaatleri var. Nasıl bir seçim atmosferi bekliyorsunuz diyerek sorarak başlayayım, detaylandıracağız tabii ki. Ceyda, belki uzun zamandan beri bu tarz bir yarışın içinde bulunmayan kulüpler vardı Türk futbolunda. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'la Ali Koç devir teslim yaparken de aynı hararet içinde bir büyük bir savaş demek istemiyorum. Büyük bir yarış vardı ikisinin arasında. Şimdi aynı şekilde devam ediyor ama ben ilk önce şunu belirtmek istiyorum. İçimden geçen temennim asilce Fenerbahçe'ye yakışacak şekilde. Çünkü pazartesi günü ikisinden biri başkan olacak. Ondan sonra da Fenerbahçe Kulübü'ne ve büyük bir camiaya, yani bu 25 milyon dersin, 30 milyon dersin, bazıları 20 milyon diyebilir. Böyle bir kitleye hitap edecek başkanın buraya kalp kırmadan ve kullanacağı kelimeler ömür boyu hafızalardan silinmeyeceğini bilerek taraftarlar nezdinde veya tüm Türkiye adına bunu söyleyebilirim. Bu şekilde bir yarış ve söyleşi içinde geçmesini istiyorum. Yarın sabah zaten ilk saatlerde Divan Kurulu başkanlığı için, yani bu seçim anlamında kimin başkanlık yapması, Ali Koç mevcutu istemiyor. Aziz Yıldırım Ali Koç'un istediği kişiyi istemiyor. İkisinin arasında sabah saatlerinde yarış bu şekilde başlayacak. Tabii yarın bütün herkes son kozlarını konuşacaklar. Son kozlarını ispat etmeye, göstermeye çalışacaklar. Tabii ondan sonra da pazar günü seçim akşam saatlerinde netleşmiş olacak ve pazartesi günü yeni başkanla yola devam edilecek. Gelgitler yaşanılıyor. Aziz Yıldırım ilk çıktığında, ilk söylemlere başladığında, ilk röportajlar vermeye başladığında ya Türk futbolu Aziz Yıldırım'ı özlemiş dedik. Herhalde bu kez uzlaşmacı, kavgacı tavırla değil uzlaşmacı tavırla geliyor diye düşündük. Bu benim şikayetim veya şeyim anlamında değil, başkanın tarzı anlamında anlatıyorum. Liderlerin yeri geldiğinde kavgacı, yeri geldiğinde uzlaşmacı olması gerekiyor. Bu net bir şekilde bilinen bir şey. Daha sonraki televizyon programları veya katıldığı yayınlarda daha farklı bir Aziz Yıldırım izlemeye başladık. Çıkış trendindeki, yani borsa kağıdıymış gibi düşün, borsaymış gibi düşünün. Çıkış trendindeki Aziz Yıldırım daha sonraki söylemlerinde başka konulara girmesiyle birlikte işler biraz değişti. İbre tekrar Ali Koç'a dönmüş gibi görünüyor. Ama şu var. İlk açıkladığı günden bu yana Aziz Yıldırım, ben yine başkanım dediği günden bu yana hep şunu söylüyordum. Sokağa çıksanız, röportaj yapsanız halkın veya Fenerbahçe'nin birçoğu Aziz Yıldırım der. Ama genel kurul büyük ihtimal Ali Koç'u seçer diye düşünüyorum diye bahsediyordum. Yarın da, yani bu hafta sonu da yine aynı görüşüm devam ediyor. Yani Ali Koç'un tekrar Fenerbahçe başkanlığına geleceğini düşünüyorum. Ama tekrar belirtmekte fayda var. Belki yeni izleyenler vardır. Yani burada benim tek isteğim Fenerbahçe'ye, camiaya, böyle büyük bir camiaya yakışacak. Bu başkanlara, bu sıfatlara, bu mevkide bulunan insanlara yakışacak şekilde artık bugüne kadar geldik. Hadi geçmişi silmek mümkün değil ama son 10 günden bu yana kavgada yumruk sayılmaz derler ama kimin nereye yumruk attığı, ne yaptığı belli değil. Hafif de olsa belden aşağı vurmalar da vardı burada. Bunların umarım yarın o toplantı salonunda Fenerbahçelilerin karşısında devam etmeyeceğini temenni ediyorum. Fenerbahçe büyük işler yaptı. Niçin büyük işler yaptı diyorum. Şampiyon olamadı ama psikolojik anlamda Galatasaray'ın 2 yıllık başarısını göz ardı edebilecek şekilde hem bu başkanlık seçimi hem de Mourinho'nun açıklamasıyla biraz diğer konuları rafa kaldırmış oldu. Türkiye gündemine oturmuş oldu Fenerbahçe. Şunu söylemiştim. Hala aynı görüşteyim. Sevgili Fenerbahçeliler. İki başkan yarışacak. Gönlünüz kimden yana olursa olsun sonunda Fenerbahçe kazanacak. Aziz Yıldırım'ın ortaya çıkmasıyla bakın bir Mourinho figürünü doğurmuş oldu Fenerbahçe. Şimdi gelecek başkan Aziz Yıldırım veya Ali Koç yeni yeni daha güçlü bir kadro. Yıllarca bahsedeceğimiz, yani Fenerbahçe'nin dominant
bir şekilde ligde ağırlığını koyacağı müthiş bir kadro oluşturacak diye düşünüyorum. Şu anda hala seçim havasında ama hala Mourinho'yu eleştirmek için bahane arayanlar bile var. Gözünün üzerinde kaş var, şunu yaptı, bunu yapamadı diye. Şunu söylemekte fayda var. Fenerbahçe son yıllarda bazı takımlarla berabere kaldığında ya bir puan aldık, bu haftayı böyle atlattık diyen Fenerbahçe'ydi. Şimdi Fenerbahçe eğer maçı kazanamazsa, berabere kalırsa 2 puan kaybettim diyecek bir Fenerbahçe geliyor tekrar. Geçmiş yıllardaki gibi. Bu iki başkanın da verdiği sinyal. Ben bunu canı gönülden buna inanıyorum. Yani artık öyle bir takım kuracaklar ki ve öyle bir yönetim sergileyecekler ki bambaşka Fenerbahçe izleyeceğiz diye tahmin ediyorum. Birçok futbolcunun ismi geçiyor Ceyda. Tabii bunların kim olur kim olmaz önümüz pazartesinden itibaren birçok futbolcu daha da ciddi anlamda gündeme gelecek. Ama şundan eminim, hangi başkan olursa olsun iş yapacak futbolcu, idare edecek futbolcu değil, iş yapacak futbolcuyu transfer edecek Fenerbahçe'ye. Ve aldığımız duyumlara göre, duyduklarımıza göre, gördüklerimize ve okuduklarımıza göre yani dünya çapında, özellikle Ali Koç yönetiminin dünya çapında en az 4 tane futbolcu almayı düşündüğünü biliyorum. Transferi de minimum 6 futbolcuyla kapatacaklar diye düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçelilerin heyecanlanması, ilk önce seçimi beklemesi, daha sonra Mourinho'nun gelmesi ve kamp hayatının başlaması, daha sonra da Avrupa Şampiyonası'ndan bitimiyle itibaren tam anlamıyla Fenerbahçe'nin sahneye çıkmasını bekleyecekler. Ceyda. Şimdi Ozan Zeybek, bir de iki başkan adayının listelerine birlikte göz atalım. Sizinle birlikte Fenerbahçe'de Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde kimler var hemen şöyle bir bakalım. Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Erol Bilecik, Hüseyin Bozkurt, Mehmet Salih Dereli, Esin Güral Argat, Acun Ilıcalı, Korkut Nedim Keçeli, Ahmet Ketenci, Burak Çağlayan Kızılhan, Acar Sertaç Komsoğlu, Sait Ergun Özen, Fethi Pekin, Mustafa Hakan Safi. Bunlar asil üyeler, mevcut başkan ve başkan adayı Ali Koç'un. Bir de yedek üyelere bakalım. Ali Alper Alpoğlu, Selma Atay Rodopman, Mustafa Kemal Danabaş, Eren Ali Dişli, Özgür Öz Aktaç, Cenk Öztanık ve Rıfat Perahya, mevcut başkan ve başkan adayı Ali Koç'un listesi. Bir de hemen Aziz Yıldırım'ın listesine bakalım. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde asil üyeler Mithat Yenigün, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağ, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Emre Topbaş. Yedek üyeler ise Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim ve Tuna Akın'dan oluşuyor. Her iki başkan adayının listeleri bu şekilde. Tabii sizin de belirttiğiniz gibi temenni hem Türk futboluna hem Fenerbahçe camiasına hayırlı olması yönünde. Bu seçimden sonrasını biraz daha detaylı konuşalım istiyorum. Çünkü Mourinho bu takımın her iki başkan adayı hangisi seçilirse seçilsin teknik direktörü ve futbolda yeni bir yapılanmadan, yeni bir kadrodan belki mevcut kadroya yapılacak takviyelerle birlikte bahsediliyor. Mourinho'nun dokunuşlarının nasıl olacağı merak ediliyor. Oyun anlayışını Fenerbahçe'ye nasıl yansıtacağı ve tabii gözler bir yandan da eski öğrencilerine çevrildi. Bununla ilgili az önce haberimizde de detayları izledik. Fred'in yanındaki o ikinci isim İsmail Yüksek oldu dönem dönem ama belki de orada Mourinho'nun bir tercih değişiklik yapması da bekleniyor gibi transfer söylentilerine bakacak olursak eğer. Ceyda, şimdi bakıyorsun yönetim kurulu yani isimlere baktığımızda heyecan verici isimler var. Geçmiş döneme baktığımızda Türk futbol tarihinde en büyük kadroları yönetim anlamında Aziz Yıldırım'ın kurduğunu görmüştük. O kadrolardan federasyon başkanları yani Türkiye'nin en büyük iş adamları vardı. Şimdi bugün yine aynı isimlere yakın isimler veya aynı eskiden kalma isimler de var. Fakat iki başkanın da bir özelliği var. İkisi de tek adam rejimini seven başkanlar. Bugüne kadar ikisinin de başkanlığında öne çıkan bir isim hatırlamıyorum. Yani hep tanıdığımız simalar var. Onlar ayrı ama icraat olarak veya iş olarak öne çıkan isimler bazı dönem dönem. Saadettin Saran öne çıkmıştı. Aziz Yıldırım adadan ayrıldı, elendi.
Daha sonra Hakan Bilal Kutlayalp, o da aynı şekilde olmuştu. Şimdi 6 yıllık dönemde Ali Koç'un yönetiminde sevilen, sayılan isimler var. Burada kişilerin, şahısların kişilikleri anlamında veya mevkileri anlamında bahsetmiyorum ama yani piyasada böyle nasıl Erdem Timur bir etki uyandırdıysa, nasıl Abdurrahim Albayrak yıllardır Türk futboluna bir etki uyandırdıysa, bu son yıllık, son 6 yıllık periyotta Fenerbahçe adına biz bunları görmemiştik. Ama bu kez işlerin değişeceğini düşünüyorum. Hangi başkan seçilirse seçilsin ama özellikle Ali Koç'un geleceğini tahmin ederek söylüyorum. O yönetimde en az 2-3 ismin başrol oyuncusu olacağını düşünüyorum. Yani bunlar hemen tabii akıllara direkt Acun Ilıcalı geliyor. Bu çok normal. Türkiye'de sevilen, sayılan bir karakter, bir figür. Birçok iş de yapacak. Kendisinin futbola ne kadar düşkün olduğunu da biliyoruz. Birçok transfere el atacağını veya vesile olacağını da düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bu saatten sonra, yani bunları yaptıktan sonra seçimin bir an önce bitmesi gerekiyor. Çünkü seçim Fenerbahçe'ye, bu seçim periyodu, seçim dönemi Fenerbahçe'ye biraz zarar vermeye başladı. Tamam, yarışın çok hararetli olmasından dolayı Mourinho geldi, diğer oyuncular, tamam, hedefler büyüdü. Beklentiler büyüdü, isimler büyüdü. Tamam, bunlar çok normal ama iki başkanın birçok platformda, özellikle dijital platformdaki konuk oluşlarında, yani artık yakışmayacak demeyeceğim ama birbirlerini zedeleyici ve Türk Fenerbahçe taraftarına zarar verici, mutsuz edici. Üzülüyorlar. Yani anneyle babanın kavga edip çocuğun ortada kalması gibi. Evladın arada kalması gibi bu. Karı koca kavgasında kayınpederin, kaynanın arada kalması gibi. Yani ben bunun bir an önce bitip pazartesi günü yeni bir sayfa, yeni bir Fenerbahçe doğacak diye düşünüyorum. Yeni bir çocuk doğacak ve bu altın çocuk olarak nitelendiriyorum bunu. Hani rüya takım diyorlar, inanamayacağınız bir takım diyorlar. Tamam, rüya ile kabusun arasındaki farkı biliyoruz da bazı rüyalar da gerçekleşmiyor. Ama ben icraatların, çünkü Fenerbahçe taraftarına yıllardır, 10 sezondur sadece umut vaat ediliyor. Her sezon başı aynı şey. Artık bunlar dalga konusu oldu. Bu sezon kurulacak takım şampiyon olacak, şampiyon olacak. Ama bazı durumlarda şu vardı, düğme ilk baştan yanlış ilikleniyordu. Doğru takım kuruyorsun, doğru teknik adam getiremiyorsun. Doğru teknik adamı buldun, ona göre bir takım kuramadın. Ben bugün işe baştan başlayarak, yani kolon, bir bina düşünün, o binanın kolonunun temelini sağlam atılarak baştan iyi inşa edildiğini düşünüyorum. Mourinho'nun transferinden bahsediyorum. Bundan sonra da işleyişin mükemmel olacağını, mükemmel devam edeceğini tahmin ediyorum.